Silahlı kuvvetlerine özel mühimmatlar geliştirildi diye böyle haberler yaptığımız zaman bu mühimmatların çok önemli bir kısmı TÜBİTAK SAGE üzerinden geliyor. Teknoloji gelişiyor, daha sonra savunma sanayi içerisinde seri üretime başlıyor ve farklı farklı ürünler hem ortaya çıkıyor hem de testleriyle ilgili haberleri zaten sizlerle paylaşıyoruz. Gürcan Bey yanımızda, TÜBİTAK SAGE'nin genel müdürü. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Aslında sizin standdayız, ev sahibi sizsiniz. Ben hemen sorularıma Kuzgun'la başlamak istiyorum. Kuzgun'da ne durumdasınız, neyi hedefliyorsunuz? Evet, Kuzgun bizim kendi iç proje olarak yürüttüğümüz bizi heyecanlandıran da bir proje. Kuzgun'da biz önemli yol aldık. Esasında önümüzdeki birkaç ay içinde ilk atış yapmayı da planlıyoruz. Kuzgun bizim esasında, ben hep öyle anlatıyorum, TÜBİTAK SAGE birçok mühimmat, seyir füzeleri, güdüm kitleri, hava füzeleri tasarladı. Artık belli bir olgunluğa ulaştık. Onun esasında bir çıktısı olarak modüler bir mühimmat ailesi olarak bunu biz tanımlıyoruz. Farklı varyantları olacak. Hem arayıcı başlık tarafında hem itki sistemi tarafında. Bizim hem temel olarak İHA'larla başlayacağız biz Kuzgun'un testlerine de. İHA, çok farklı İHA'ları hedefliyoruz. Ama yol haritasında fighter'larda da çoklu olarak taşınabilecek ve ileri safhada inşallah milli muharip uçağımız çıktığında onun da hem iç istasyonunda kullanılabilecek. Etkin, maliyet etkin ama operasyon olarak da çok etkin bir mühimmat olacağına inanıyoruz. Bunu hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda İHA'da bir atış muhtemel. Evet, yani muhtemelen Ocak veya belki Şubat ayında, yani bilmiyorum, biz esasında bu yıl sonuna kadar hedefledik ama çok projelerin de yoğunluğu var, atış sahalarının yoğunluğu var. Meteorolojik şartlar hepsi bir araya gelecek tabii. Şartları var, işte not var, birçok bilinmeyen var. Bu kapsamda biz Ocak veya Şubat ayını hedeflediğimizi söyleyebilirim. İlk Kuzgun serbest süzülen varyantı için. Serbest süzülen varyant. Sonra hangisi gelecek? 3 farklı model görüyorsunuz galiba. Serbest süzülen katı yakıtlı dediğimiz Kuzgun KY, bir de turbojet dediğimiz Kuzgun TJ, bunlar gelecek. Esasında çalışmalar paralel devam ediyor. Ama tabii katı yakıt dediğinizde orada bir katı yakıtlı booster'ın geliştirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Turbojet dediğimizde uygun turbojetle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Farklı kuruluşlarımızla yurt dışı görüşüyoruz. Bunlar paralel devam ediyor ama onların ilk atışları biraz daha geriden gelecek. Yani 2022 yılında muhtemelen belki turbojetli gelebilir bir denemesi. İşte, yol haritasında 2023'te de katı yakıtlısı gelebilir ama takvimler tabii burada değişiyor. Bu doğrudan sözleşmeli imzalanmış bir proje olmadığı için biraz da takvim ve önceliklendirmeyi biz kendimiz yapıyoruz ve tabii kullanılacak platformla ilgili şartlar, kullanıcının da isteklerini anlamaya çalışıyoruz. Onları da görüşüyoruz. Ufak tefek değişiklikler olabilir ama temel yol haritamız bu. Şimdi ben hemen fuar sırasında hızlı hızlı hava mühimmatlarına geçmek istiyorum. Bozdağ'ın atışı, arkasından Gökdoğan geldi. Biz de Gökdoğan'ın görüntülerini de merakla bekliyoruz. Umarım kısa zamanda paylaşırız diye bekliyoruz. Yani tabii bu Savunma Sanayi Başkanlığımızda şu an yürüyen bir proje. Projeyle ilgili paylaşım konularında tüm yetki bizde değil, onların vereceği kararlar. Ama Gökdoğu projesi bizim zaten çok önemsediğimiz, Türkiye'nin füze teknolojisinde bir aşama kaydedeceği proje. Çok önemli aşamaya geldik ve 2022 yılında da inşallah tamamlamayı planlıyoruz. Proje tamamlanmasıyla envantere çok az sayıda da olsa ürün girecek. Ondan sonrasında yine seri üretimiyle ilgili konular da konuşulacak. Tabii ben bunu anlatıyorum. Şimdi bu projeler tek bir testte yapılmıyor. Yani çoklu sayıda test kampanyaları var. Her test kampanyasının farklı isterleri var. Bazen kendimizi güvende hissediyoruz. İsterlerin ötesinde bir test kampanyası planlıyoruz. Bunu karşılıyor. Bazen işte 10 isterin 8'ini karşılıyor. Diğer isterler bir sonraki test kampanyasına kalabiliyor. Veya yeni tehditler çıkıyor, ister geliyor. Evet. Yani bu anlamda biz proje testler başarıyla ilerliyor. Yani çok sayıda biz şu ana kadar, geçen şöyle bir adetlere baktım. İyi rakamlarda Bozdağ ve Gökdoğan'ı uçaktan atmışız. Atmaya da devam edeceğiz. Yani önümüzdeki yılda yine test kampanyalarımız var. Ama proje başarıyla ilerliyor. İnşallah böyle bir röportajı da tamamlandıktan sonra da proje kapanışında yaparız diyelim.
Soma geleceğim. Sizin belki de ilk kamuoyunun sizi tanımasıyla ortaya çıkan son projesi. Som'un artık J versiyonu gidiyor. Testler başladı. Canlı atış testleri. Ne durumdasınız onunla ilgili? Som J'de tabii farklı bir kulvarda başlayan sende. Som'un üzerine ama ciddi geometrik ve yapısal farklılıklar da olan. İsterler açısından da yani ben hatta bu projeye belki Som J ismi verilmiş ama Som'dan da oldukça farklılaşan bir yönü de var Som J'nin. F-35 tarafında yol alınmış durumda. Lockheed Martin'le yakın çalışmalar yapılmıştı orada. Bu bakımdan aslında Türkiye'de F-35'i teknik anlamda çok iyi tanıyan bir ekip de şu an bizde. Ama tabii orada farklı gelişmeler oldu. Şu an F-16 üzerinden ve Milli Muharip uçak üzerinden devam edecek süreç. F-16'dan zaten bir atışımız yapıldı. Yeni atışlar da yakında yapıldı. İHA üzerinden bir atış görebilecek miyiz bu 2022 için diyelim? Takvim vermem o konuda zor. Bir şey söyleyemem çünkü farklı platformlar da var. İHA noktasında nasıl ilerleneceği konusundaki ben net takvimi bilmiyorum. Ama talep gelecek ona göre siz. Tabii evet yani o planlama yapılacak. Sonuçta bunlar pahalı mühimmatlarda yani öyle atışıyla ilgili kararlar, kritik kararlar ayrı bir planlama gerekiyor. Ama İHA'lara da çok uygun bir mühimmat olduğunu zaten biz söylüyoruz. Yani ağırlık olsun, özellikleri açısından olsun, Akıncı gibi payload'u yüksek İHA'larda etkin olarak kullanabilecek. Ama biz F-16 ile başladık. F-16 ile atışlar devam edecek. Bir yandan Milli Muharip Uçak tarafında zaten TAI ile görüşmeler devam ediyor. Milli Muharip Uçağın iç istasyonunda kullanılabilmesine yönelik yoğun bir şekilde görüşmeler de devam ediyor. O projede yani başarıyla devam ediyor. Çok güzel, yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani dünyadaki en iyi kendi sınıfındaki seyir füzelerinden biri, fazlası var, azı yok. Yani bu gururla söyleyebildiğimiz bir nokta gerçekten bu Som ve Som J için. Peki bir sürpriz 2022 için planda mı? Çünkü sonuçta epey bir olgunlaştırdınız elinizdeki mühimmatları, teslimat sürecindesiniz. Som J için mi yoksa genel olarak? Genel olarak. Ya genel olarak tabii farklı projeler devam ediyor, farklı çıktılar olacak ama biliyorsunuz savunma sanayi bazı projelerin gizlilik seviyeleri var. Bazıları açıklanıyor, bazıları açıklanmıyor. Yani bazı projelerin çok önemli gelişmeleri oluyor ama tabii bu kamuoyunda hiçbir zaman yansımıyor. O yüzden genel bir şey söylemek bu anlamda zor ama bizim devam eden projelerde işte Göktuğ'un 2022'de tamamlanıp envantere girmesini bekliyoruz. Som projesinin işte farklı B2, C1, C2'de önemli yol alınacak. Som J'de 2022'de birden fazla atış yapılacak F-16 tarafında. Bir yandan da bizim kendi iç projelerimiz devam ediyor. Kuzgun'la ilgili önemli gelişmeler, Bozok'la ilgili önemli gelişmeler olacak. Bunlar Gözde Gökçe güdüm kitleri, artık güdüm kitlerinde de ciddi bir olgunluğa ulaştık. Onlarla ilgili süreçler devam ediyor. Onlar da yine önemli atışlar devam edecek. Yani 2022'ye baktığımızda gerçekten yoğun bir atış takvimi var. Her projenin kritik virajı 2022'de göreceğiz diye düşünüyorum. Gürcan Bey çok teşekkürler, zaman ayırdınız. Fuar yoğun, o yüzden böyle kısa ve net bir röportaj yaptık. Buradan da izleyicilerimize bir şey söyleyelim. Gürcan Bey'in de söylediği gibi böyle her şeyi konuşamıyoruz. Evet. Bizler de haberlerimizi yaparken kelime kelime tartmak zorundayız. Çok geniş şeyler söyleyemiyoruz. Off rekordlar var, güvenlik şeyleri var. Onlara da dikkat ediyoruz. Haberleri okurken, izleri izlerken bunlara da dikkat edin. Bizleri de sıkıştırmayın, şunları soralım diye. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.